Artık böyle ertelediğimiz, sürekli konuşmaya çalıştığımız şu iş konusunu konuşup bir karara varabilir miyiz? İş konusunu döndürüp dolaştırıp önüme sunuyorsun sürekli. Çünkü bir karar vermemiz lazım Haluk. Kararı vermediğimiz sürece ben o kararı alana kadar seninle beraber senin önüne bu konuyu sürmeye, getirmeye devam edeceğim. Başka şansım yok ki. Ben yılbaşından sonra konuşuruz dedik, konuşmadık. Ay neyse, ben gideyim de Zeynep'e bakayım bir. Bir şey demeyecek misin? Ya bak, ben bu konuda gerçekten çok kararsızım ve senin fikrine çok ihtiyacım var. Ne olur bir şey söyle. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben uzun süre böyle çalışmadan evde oturacak biri değilim, biliyorsun. Biliyorum. Ama bir yandan da eğer bu işi kabul edersem Londra'ya gidip yaşamam lazım. Dolayısıyla senin ve Zeynep'in de benimle gelmesi lazım. Orada yoğun bir hayatım olacak. Türkiye'ye senede sadece birkaç haftalığına tatile gelebileceğiz. Meltemciğim, biliyorsun ben de çalışmadan duramıyorum. O yüzden de böyle 9'dan 5'e bir iş yapmıyorum. Yani nasıl çalışıyorum? Böyle bana ihtiyaç duydukları zaman şirkete ve şantiyeye gidiyorum. Çünkü artık böyle yaşamak istiyorum. Niye? Çünkü daha çok böyle bize zaman ayıralım istiyorum. Sen de böyle bir iş aramıyor muydun? Böyle hani evden çalışabileceğin, hatta ne demiştin, böyle çocuklarla ilgili bir iş yapayım diyordun değil mi? Doğru. Hı-hı. Ama o zaman böyle bir teklif yoktu. İşte o teklif telefonu gelince benim bütün hayallerim alt üst oldu, kafam karıştı. İşin içinden çıkamaz hale geldim ve böyle bir konu, yani bu kadar önemli bir teklifi seninle konuşmadan, iyice tartışmadan hemen böyle elimin tersiyle de itmek istemedim. Meltem, bak yıllarca ikimiz de çok çalıştık değil mi? Çalıştık, ettik böyle. Şimdi böyle biraz daha birbirimize vakit ayıralım. Böyle ailemize vakit ayıralım. Böyle mesela okullar kapansın. Gidelim Ege'ye. Böyle küçük bir köyde. Böyle bahçemiz olsun, hayvanlarımız olsun. Böyle Zeynep böyle kedilerle, köpeklerle, ineklerle, keçilerle böyle tavuklarla falan oynasın. He? Bak ne kadar güzel emeklilik hayatı. Ben böyle yaşamak istiyorum artık. Hem sonra dominant teyzeler de gidiyor. Onlara da yakın oluruz. Evet ama ben böyle biri değilim. Yani benim böyle bir emeklilik hayalim yok. Ben hayat akıp giderken böyle kenardan oturup seyretmek istemiyorum. O canlılığın, o kalabalığın, o hareketin içinde olmak istiyorum. Farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Belki de o yüzden zaten bana bu kadar cazip geldi bu teklif. Bilmem farkında mısın ama yani sen bana fikrimi sormuyorsun. Sen beni ikna etmeye çalışıyorsun. Yani he desem gidip bavulunu hazırlayacaksın. Hayır, hayır, hayır. Aslında evet, bir şey kabul etmiyorum. En başında kararsız olduğumu sana söyledim zaten ben. Ya bak, yani normal şartlarda bu teklif herkesin düşünmeden, taşınmadan kabul edeceği bir teklif. Ama ya ben çok emin olamadım yani... Farklı bir ülke, farklı bir deneyim, farklı bir dil. Her şey çok başka. Ya belki de benim aradığım şey bu fark. Ama yine de senin fikrine çok ihtiyacım var. İyi tamam, bakarız. Bakarız ne ya? Bakarız işte canım. Allah Allah, hemen cevap vermek zorunda mıyım? Hayır, hayatımızla ilgili bir karara vereceğin cevap böyle bakarız mı? Tabii ki hayatımızla ilgili böyle bir karara çort diye mi cevap vereceğim? Düşüneceğim herhalde, bakarız. Cort diye derken? Cort diye işte. Haluk'cum ne kadar zamandır bu konuyu konuşuyoruz? Daha doğrusu konuşmaya çalışıyoruz. Artık yeteri kadar düşünmedik mi sence? Umurken ediyorsun ya. Evet. Her şey ters. Meltem bak, ben senin her türlü kararında arkandayım biliyorsun. Biliyorum. Şimdi eğer bu işi kabul edersen... Bu en çok Zeynep'i etkileyecek. Çünkü bak daha yeni yeni evine alışıyor. Okulunu değiştirmek zorunda kalacak. Arkadaşlarından ayrılacak, öğretmeninden ayrılacak. Bambaşka bir ülkede başka bir dille yeni ilişkiler kurmaya çalışacak. Haklısın. Yani ben onun geleceği için... İyi olacağını düşünmüştüm ama böyle bakınca haklısın, zor. Hem de çok zor.
En iyisi bir de onunla konuş. Bak bakalım o ne istiyor. İyi fikir. O zaman hemen şimdi sorayım ben. Sor bakalım. Zeynep! Zeynepciğim bir dakika gelir misin? Tamam anne. Ha geldim. Gel. Gel. Küçük kızım. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Ama bana cevap verirken içinden gerçekten ne geçiyorsa onu söyleyeceksin, tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Şimdi bana bir iş teklifi geldi. Ama eğer bu işi kabul edersem bizim ailecek başka bir ülkeye gitmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Yeni bir ev, yeni bir okul, yeni arkadaşlar. Yani değişik bir hayat. Böyle bir şey yapmak ister misin? Ben bu evi, okulumu, arkadaşlarımı, öğretmenimi çok seviyorum. Evimden de okulumdan da ayrılmak istemem. Ama eğer sen daha çok mutlu olacaksan giderim. Oraya da alışırım. Sen benim canımsın. Hiçbir yere gitmiyoruz. Biz burada kalıyoruz. Burada zaten çok mutluyuz değil mi? Hı? Meltem, Zeynep gitmek istemeyince üzüldün mü? Yok. Ha yani eğer hakikaten istiyorsan hani böyle psikologlara falan gideriz. Biliyorsun çocuklar daha rahat adapte olabiliyor yani. Bu senin için gerçekten hani böyle çok önemliyse olmazsa olmazsa falan hani... Deriz ya yani bir şekilde şey yaparız diye düşünüyorum eğer yani gerçekten istiyorsan. Hiç gerek yok. Ben hakikaten mi? Evet evet. Bak, ben zaten ben çok... şey yaptım. Netim. Gelmiyorum dedim. Çoktan haber verdim. İstersen arayıp gelebiliyorum dersin ya ben giderim. Hani her ne kadar tersten direksiyon olsa da her şey ters olsa da alışırım ben senin için hani. Sen haklıydın. Zeynep'in düzeni zaten yeni yeni oturdu. Ona şimdi yepyeni bir hayat fazla gelir. Hiç gerek yok böyle bir şey yapmaya. Ben reddettim. Ben burada kendime yapacak başka bir şey bulurum nasıl? Aslında... ben senin yapacağın bir şey buldum. Öyle mi? Ya. Neymiş? Diyorum ki... bak... birlikte sen ve ben... bir video kanalı açıp böyle... güzel güzel paylaşımlar mı yapsak? Sen ciddi misin? Çok ciddiyim. Gerçekten? Hı-hı. Ya istersen eğer. Ya! Ya sen benim karnımı alırsın. Yok canım. Ay yok yok. Tananan. Ay tamam süper. Süper süper. O zaman ne yap? Dur. Ne yapsak? Nasıl sen çok konuşursun, bana yapacak çok fazla bir şey kalmaz diye düşünüyorum. Söz veriyorum, seni çok yormayacağım. Her şey bende. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı düğüm tutarım.